Evleneceğiz biz. Evlenip sonsuza kadar mutlu olacağız. Olacaktı. Olacak iş değil yani. Yerminsiz gültensiz mutfak mı olurmuş canım? Çok üzüldüysen kapı orada Narin. Orada kapı gidiver. Dilin çok uzarsa böyle olur. Sen uzatırsın başkasına, başkası da alır dolayı verir boynuna. Kına yakıyorsun değil mi Fazilet Hanım? Başını eğecek yüz yok, zil takıp oynuyorsun. Bırak. Uğraşma şununla. Vicdansız. Gözlerin içi gülüyor. Dişimin kovuğuna bile yetmeyen iki zilli benim göz bebeğimi güldürecek ha? Sizin beni ne ağlatmaya ne güldürmeye gücünüz yetmez. Hele başımı eğmek. Oo, 40 fırın ekmek yeseniz de sizin dişiniz benim başımı kesmez anam, kesmez. Sen de yiyecek baş mı kalmış be kadın? Utanmaz. Senin kızın bile senin ne olduğunu biliyor. Ve siz bilemediniz benim ne olduğumu. Hı? Güzide Hanım'ın bile gücü yetmedi bana bu yalıda. O bile bükemedi benim bileğimi. Benimle güreşmek sizin ne haddinize be? Bak, ağzımı bile açmadan sizi gönderiyorum Güzide Hanım'ın eliyle. Siz beni ne sandınız be? Kolay lokma mı sandınız? Beni yutmaya kalkanın var ya, dişiniz söker, nefesini keserim ben. İstediğin kadar yırtın. Hancıyım ben bu yalıda. Ama siz göremeyeceksiniz. Sizin ömrünüz vefa etmeyecek. Her şey değişecek bu yalıda. Her şey. Güle güle. Yani vallahi kimsenin günahını almak istemem tabii ama... ...yer gök inledi Hazım Bey'in el kadar kızda gözü var diye. Fazilet Hanım bunları basmış mı ne yapmış bir şeyler yapmış ben anlamadım yani. Rezalet. İşte bu eşi benzeri görünmemiş bir rezalet. Aferin sana Gülten, iyi iş çıkardın. Al. Çekinme, hak ettin, al. Aferin sana. İşte şimdi elime düştün ihtiyar. Merhaba Yasemin. Merhaba Hazım Bey. Dün canınızı çok sıktım ama acıma verin lütfen. Eğer bana son bir şans verirseniz ben... Gelininiz olarak son kez sizinle konuşmak istiyorum. Pekala. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bu mahalleye daha önce Fazilet Hanımları bıraktığımı eminim. Selin Hanım da
Fazilet Hanımların tam karşısındaki eve girdim. Kendini gösterme sakın. Siz hiç merak etmeyin. Selin yavrum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha Yağız'cığım. Yavrum. Lütfen Yalı'ya gelir misin? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Baba. Sizi şaşırttım değil mi? Ben düğünümüzde bile size baba dememiştim. Beni istemediğinizi bildiğim için rahatsız olursunuz diye düşündüm. Bu yüzden de içimden her geldiğinde frenledim kendimi. Ama bugün gelininiz olarak babalığınıza ihtiyacım var. Keşke kendini başka konularda da frenleyebilseydin Yasemin. Oğlumla aranızda ne geçti bilmiyorum. Benim onayım olmadan taktığın yüzeye nasıl saygı gösterdiysen... ...o yüzünün şimdi parmağından çıkarılmasına da saygı göstermek zorundayım. Ne olursa olsun sen benim gelinimsin tabii ki. Ya boşanma davası bitene kadar. Kendine yeni bir hayat kurana kadar otelde kalabilirsin. Gökhan'la anlaşmalı olarak ayrılacağınızdan ve onun seni mağdur etmeyeceğinden eminim. Kendine bu hayatta yaşadıklarından ders çıkartmış yepyeni bir hayat kur Yasemin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok cömertsiniz sevgili babacığım. Egemenlerin otelinde dilediğim kadar kalabilirim, öyle mi? Baş belası gelininizden kurtulmanın yolu bu mu? Bence bir kere daha düşün. Ben seninle buraya tartışmaya gelmedim. O küçük kızla ne haltlar karıştırdığını biliyorum, ihtiyarım. Fazilet Hanım'ın o küçük, küçücük kızıyla işi pişirdiğini biliyorum. Ne diyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yerinizde olsam daha fazla dikkat çekmek istemezdim. İnanın bana, küçücük bir fısıltı bile o saygın, saygıdeğer soyadınızı böyle yerle bir etmeye yeter. Şimdi... İsterseniz yeni bir kalp krizi geçirmeden önce oturalım ve evliliğimi nasıl kurtaracağımızı konuşalım. Tabii eğer canınız küçük bir skandal istemiyorsa. Hı? Biliyor musunuz? Kimse konduramıyordu. Kimse ama ben biliyordum. Ben o kıza bakışlarınızdan her şeyi anlamıştım. Daha reşit bile olmayan bir çocuğa abayı yakan zengin sosyetik iş adamı. Manşetleri görür gibiyim. Ama en çok çocuklarınızın yüzünü görür gibiyim. Eğer çocuklarıma bir zarar vermeye kalkarsan... Ya kocam bana geri verir, benim arkamda durursun. Ya da o küçük sevginin yüzünden hayatının en ağır bedelini ödersin. Elinden geleni ardına koyma. Ben senin tehditlerine kulak asacak bir adam değilim. Çocuğumu da oyuncak etmem sana. Bedeli ne olursa olsun. Anladın mı? Bunu sen istedin ihtiyar. Hey babe. Sana bomba bir haberim var. İhtiyar, sosyetik bir zampara ve daha reşit bile olmayan bir kız çocuğuyla ilgili.